arkadaşlar, bu videoyu size bilgilendirme amaçlı yapıyorum, paylaşacağım. Dövmeciye gitmeden önce nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Ya da piercing yaptıracaksınız, nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Öncelikle gideceğiniz yeri iyi bir araştırın. Gideceğiniz yerin, ya o dövmecinin belgesi var mı? Gayri resmi mi çalışıyor? Ucuzluk olayı en son işiniz olsun. Önce gideceğiniz yer düzgün mü? Gayri resmi mi çalışıyor? Düzgün mü çalışıyor? Bunlara dikkat edin. Gittiğiniz yerde dövmecinin belgelerini kontrol edin. Kalfalık ustalık belgesi muhakkak olsun. Hijyen belgesi muhakkak olsun. Bunlara dikkat edin. Bunlar yoksa ortam zaten biraz pisse falan, arkanıza bakmadan oradan kaçıp gidebilirsiniz. Mesela dövme yaptıracaksınız, aklınızda bir şey yok. İnternetten bakın dövme modellerini. Beğendiğiniz modelleri telefonunuza toplayın. Atıyorum 3 tane, 5 tane olur. 50-60 tane değil tabi. Sonra dövmeciye geldiğinizde en azından şunu dersiniz: ben bunu istiyorum, buraya yaptırmak istiyorum, ne kadar olur ya da güzel bir model mi? En azından bir bilgi sahibi olmuş olursunuz, ona göre fikir yürütülür. Ama şunu yapmayın: dövme yaptıracağım, o dakika aklıma geldi, dövmeciye gideyim, ben bu modeli yaptıracağım, ne kadar? Dövmeci sizin işte model güzel mi değil mi onu çoğu önemsemez, adam parasına bakar. Yani kötü bir dövme de olsa yapar çıkar onu. Onun haricinde piercing yaptıracaksınız. Girdiğinizde internette gideceğiniz yerin yine bakın, yapan kişinin videoları vardır internette. Bunlara dikkat edin. Düzgün yapıyor mu yapmıyor mu, bunlara dikkat edin. Piercing işi yani basit bir iş değil. Hadi dövmede kötü yapar, yamuk yumuk çizgiler çeker, kötü bir dövmeyle gezersin. Ama piercingde bir sinire denk getirirse en basiti, yani piercing, dudak piercingi yapıyor, uyuşturduğunu varsayın, sinire denk getirdi. Orada his kaybına sebep olabilir, sinire denk geldiğinde. Kaşta sinire denk getirdi, gene gözünüz şiş gezebilirsiniz, mor gezebilirsiniz. Bunlara dikkat edin. Onun haricinde hem bir dövmeciye gideceksiniz, dövme yaptıracaksınız. Bir arkadaşınız dövme yaptıracak. Onun yanında 10 kişi olmasına gerek yok. Çünkü gittiğiniz yeri meşgul ediyorsunuz. Şayet benim iş yerime geldiğinde 10 kişi, bakıyorum biri dövme yaptıracak, fazla fiyat veriyorum. Niye? Yeri meşgul etmesinler, gitsinler. Harici giderken ne bileyim, ter kokmayın, ağzınız kokmasın. Bunlara dikkat edin. Pasaklı pasaklı olmaz. Yani kimse sizin ağız kokunuzu, ter kokunuzu çekmek zorunda değil.